Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyhinin Bulugul Meram adlı eserinde Kitab-ı Tarih, Temizlik Kitabı, Abdesti Bozanlar bölümünde 89 no'lu hadisi okuyoruz. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan sizden birinize namazda gelir de dübürüne üfürür. Bu şekilde ona abdesti bozuldu gibi gelir. Halbuki bozulmamıştır. Böyle bir şey başına geldi mi, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça namazdan çıkmayın. Hadisi Bezzar tahriş etmiş. Aslı Buhari ve Müslim'deki Abdullah bin Zeyd hadisindir. Müslim de Ebu Hureyre'den nakletmiştir. Tekrar okuyoruz. 89 no'lu hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytan sizden birinize namazda gelir de dübürüne üfler. Bu sebeple ona abdesti bozuldu gibi gelir. Halbuki bozulmamıştır. Böyle bir şey başına geldi mi, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça namazdan çıkmasın. Evet, sevgili dostlar, hadis-i şerif şekle yakın zayi olmaz mecelle kuralı. Yani abdesti aldığın kesin, buna yakin diyoruz, kesin bilgi, aldığını biliyorsun. Namaza durdun. Böyle emin olmadığım şekilde, işte insan oturur, makas üstüne otururken ya da bir şekilde duburundan oynama hisseder. Acaba abdestin bozuldu mu, bozulmadı mı gibi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanın amacı nedir? Seni tereddüt, şüpheler içinde, yani kesin bilgi ve doğru yakin daha hareket etmeni engellemek için, sana bir şeyi güç göstermek için sürekli şüpheler, tereddütler oluşturmaya çalışır. Bu da bunlardan birisi. Abdestin bozuldu mu diye ne yaparsın? Sürekli şüphe içinde. Bozulduğunu düşünürsün, kalkacaksın, bir daha abdest alacaksın, bir daha namaz kılarsın. Onun amacı senin şüphe, tereddüt bir şekilde kendi hedefi olan senin ibadetten, namazdan, Allah'tan alıkoymanın bir şeyi bu. Dolayısıyla şüpheyle ne yapmamalısın? Abdestin bozulduğu düşüncesine kapılmasın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bir koku duyacak, gaz çıkardığına dair, ya da bir ses işitecek. Bu ikisi olmadıkça sadece bir tereddüt var diye ne yapmayacaksın? Abdestini bozmayacaksın. Hakimin Ebu Said'den merfi olarak rivayet ettiği bir hadiste de biriniz şeytan gelir de sen muhakkak abdesti bozdun derse yalan söyledin desin. Bir başka İbn-i İbban'ın rivayetinde kendi kendine desin. Yani kendi kendine ne olsun bozulmadığını söylesin ifadesi var. Ancak bir koku duyar veya kulağa da bir ses işitirse o başka. Yani bozulduğu kesinleşmiş olur. Ha, o zaman abdestin bozulmuştur, namazını çıkıp abdesti tazeleyip devam etmen lazım. Bu hadisten de anlıyoruz ki şüphelerle, tereddütlerle değil, sağlam, doğru, kesin bilgilerle hareket edeceğiz. Şeytanın biz içimize koyduğu şeklere, şüphelere itibar etmeyeceğiz. Aynısı imanda da öyle. Yani şeytan sürekli soru sorabilir, vesvese gelebilir içine. Ama Allah'a inanan birisi vesvese geldi diye imanı ne olmaz? Zail olmaz. Evet, başka bir hadiste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.